Efendim gidelim bakalım şöyle güzel eserlerinize. Gökyüzü yıldızlarını armağan ediyor ay ve güneşe demiş sevgili Özlem Demirkaya. Ayten hocamıza özel hediyemdir. Bana öğrettiğiniz her Arapça harfi için çok çok teşekkür ederim hocam. Allah sizden razı olsun. Her zaman dualarımda olacaksınız. Kalbinizdesiniz demiş sevgili Özlem Demirkaya. Büyük mücadelesinin sonucunda artık o da bir Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciler arasına girmiş. Tebrikler ediyoruz Özlem Demirkaya'yı ayrıca sevgili dostlar. Ve gidelim okuyalım sevgili Özlem Demirkaya'nın Ayten hocasına ithafen yazdığı bu güzel eseri de sevgili hocasına armağan edelim bakalım. Ay gibi ışıl ışıl yüreğimize doğuyorsun. Yüzün adeta mihrimah nuru saçıyor bizlere varlığınla ömür katıyorsun. Tek duam Allah sizin gibi saf derman yüreklerden eylesin bizleri amin. En güzel rüya denizi hiç gitmediklerimiz, hiç göremediğimiz hayallerle dolu içimizde yaşattığımız rüyalardır. Nasıl kuşlar sevgisiz kanatlanmazsa, insanlar da Allah sevgisi olmadan yaşayamaz. Kalp kalbin yürek aynasıdır. İçindekiler insanları yansıtır. Isıtır yüreğini benliğini, sıkı sıkı sarar. İnsanların kalpleri aslında hep huzur, sevgi dolu yaşar, yaşlanır. Ruh bütündür, bir bedenden ayrılmaz. O hep yaşar, insanlarla ebedi yaşatılır. Can yarısıdır kalpler, birbirinden ayrılmaz. Ayrılırsa hayatlar parçalanır. İnsanların yüreklerinden kopan hüzzam eseridir kasideler. Isıttınız varlığınızla, kalbimizi yürekten sardınız. İyi ki varsınız siz Ayten hocamız. Allah'tan bize en güzel armağansınız. Özlem Demirkaya. Demiş Özlem Demirkaya, hadi kocaman alkışlar Ayten hocamıza ve kalemi güçlü olan sevgili Özlem Demirkaya'ya armağan olsun bakalım sevgili dostlar. Güzel eser yazmış, güzel eser yazmış. İnsan yüreğine hapsettiklerine, yüreğinde barındırdıklarına elbette ki güzel tümceler kurabilmeli, güzel eserler sunabilmeli sevgili dostlar.